Vajina hakkında konuşacağımız canlı yayınımıza başlıyoruz. Konu başlığımız vajina hakkında her şey. Katılan herkese merhaba diyorum. Bugün özellikle bu konu başlığını seçtim. Çünkü vajina dendiğinde insanlar biraz böyle korku ve utançla yaklaşıyorlar. Vajina dendiğinde benim kastettiğimle sizin kastettiğiniz aynı yer olmayabiliyor. Vajina dendiğinde bir sürü hastalığı var, enfeksiyonları var, kuruluğu var, cinsellik var, doğum var, üreme var. Gerçekten önemli bir bölge. Fakat aslında bir o kadar da bilinmeyen, konuşulmayan, konu başlığı yapıldığında ya utanç ya korku. Bu sadece kişiler arasında değil, hekimler arasında da böyle. Tarihe şöyle bir baktığımızda mesela 1950'lere kadar cinsellikle ilgili, insan üremesiyle ilgili doğru düzgün araştırma yapılmamış. Alfred Kinsey bir böcek bilimci. Aynı zamanda işte arılarla falan ilgileniyor. Ondan bir üniversitede üremeyle ilgili bir toplantı, bir konuşma istediklerinde, bir ders istediklerinde bir fark etmiş ki insan üremesiyle gerçekten doğru düzgün yapılmış insan üremesiyle ilgili insanların cinselliğiyle ilgili çalışma sayısı böceklerdeki kadar yok. Yani böceklerin cinsel hayatını biliyoruz fakat insanlarınkini bilmiyoruz. Vajina dediğimiz zaman aslında çoğu kişinin aklına iki bacağın arasındaki vulva geliyor. Aslında orası vulva. Vulva dediğimiz bölgenin içinde vajina yer alıyor. Şimdi vulvaya bakacak olursak en üstte klitoris, altında idrar deliği, onun altında vajinal giriş deliği var. Sonrasında perine dediğimiz bölge ve anüs geliyor vulvadan. Peki vulva dediğimizde orada tüyler var, kıllar var, pubis kılları. Pubis kılları bir kaza mı, biyolojik bir kaza mı, bir işe yarıyor mu pubis kılları? Pubis kılları aslında o narin vajinanın etrafını koruyan bir tabaka. Aynı zamanda da bir feromon halısı. Feromon ne? Feromon insan üremesinde, insan eşleşmesinde, eşleri seçerken hassas olan aslında bir çeşit fark edilmeyen koku. Fark edilmeyen derken fark edileni de var. Mesela koltuk altı kokusu da bir çeşit feromon. Feromonlara genel olarak bakacak olursak feromon işte bu pubis kıllarından, o bölgedeki ter bezlerinden salgılanan. Mesela arıda da var. Kraliçe arılar öyle bir feromon salgılıyor ki kovandaki hiçbir dişi onun haricinde üreyemiyor. Mesela yine kraliçe arı öyle bir feromon salgılıyor ki bütün erkek arılar onu takip ediyor veya kendi oğlunu, kendi kabilesini belirliyor. İnsanda feromonlar ne işe yarıyor? İnsanlarda da yeni yeni fark edilmiş ki vajinal bölgede işte o pubis kıllarında bu feromonların olduğunu şimdilerde biliyoruz. Bu feromonlar mesela ne yapılmış? Bir kadının koltuk altına sürekli bir bez konmuş. Daha sonra 8 tane ayrı kadının haftada 3 gün dudak üstlerine, üst dudağın üstüne o bezlerden koku. Çünkü insandaki feromon algısını burundaki vomeronazal organ dediğimiz beyinle bağlantılı kısımda olduğu biliniyor. Üst dudaklarına konmuş. Üst dudaklarına konduğunda bir süre sonra, bir süreyi de söyleyeyim 4 ay sonra bu kadınların adetleri aynı güne çekilmiş. Feromonların çok farklı etkileri var. Mesela erkekler uzun süre kadın kokusu almazsa ya da kadınlarla temas etmezse erkeklerdeki bu feromon eksikliği sakal azlığına, sakalların dökülmesine sebep olurken kadınlarda bir erkekle temas halinde olmamak ya da dokunmamak, sarılmamak, kokusunu almamak, feromon eksikliği adet düzensizliğine sebep oluyor ya da adet miktarını azaltıyor ya da erken menopoza sebep oluyor. İşte bizim bu vajina dediğimiz zaman vajinanın içinde üstünde bulunan o kılların bile bir amacı olduğunu bilmemiz lazım.
Ben size vajina hakkında her şey dediğimde bu tüylenme, kıllanma, epilasyonla ilgili inanılmaz soru geldi. Çünkü vajina dediğimde anlaşılan bir kısmın anladığı hala vulva. Vajina ile vulva ayrı şeyler. Vulva iki bacak arasındaki bölge, vajina ise onun içinde kızlık zarıyla başlayıp rahim ağzıyla biten bir kanal. Peki aslında vajina gerçekten bir kanal mı? Yani baktığımız zaman sadece bir tüp şeklinde mi gidiyor vajina? Bakalım vajina nasıl? Böyle giriş kısmı 2,5 santim çapında. Arkaya doğru biraz daha genişliyor. 5 santime kadar eni genişleyebiliyor. Yukarıya doğru gittiğiniz zaman da serviks dediğimiz rahimle bitiyor. Rahim ağzıyla bitiyor. Uzunluğu kaç santim? Yani geriye doğru uzunluğu 10 santim. 10 santimlik bir tüp gibi hayal ediyoruz. Ama ayağa kalkan, ayakta olan bir kadında vajina aslında yukarıya, arkaya doğru. Yani dikey düzlemde şöyle duruyor vajinası. Bir de bu vajinanın, yani şöyle duruyor gibi düşünün. Bir de şu şekilde de rahimle 45 derecelik bir açısı var. Şimdi sorular zaten yavaş yavaş gelecek. Sorduğunuz soruları, işte akıntıyla ilgili çok soru var. Bunların hepsini dinlediğiniz zaman anlayacaksınız. Şimdi vajina ile rahimin bu açısı nedeniyle biz litotomi pozisyonu dediğimiz jinekolojik muayene masasına yatırdığımızda kadını muayene edebilmek için taktığımız spekulum dediğimiz aletler rahatlıkla vajina içine girmeyi sağlıyor. Vajina normal şartlarda iki dudağı birbirine yapışık, iki duvarı birbirine yapışık duruyor. Yani onu böyle dururken kesseniz H harfi şeklinde iki taraf üst üste birbirine binmiş şekilde böyle açık, içeriye hava girecek şekilde durmuyor. Normal şartlarda vajinanın ön ve arka duvarı birbiri içine yapışık vaziyette. Çünkü etraftaki kaslar ve etraftaki yağlar onu böyle iki taraflı yapıştırıyor. Peki vajina ne demek? Vajina ne demek? Vajina kılıç kılıfı, aslında kın, kap anlamında vajina. Yani normalde biz düşünün, o bir kılıf. Neyin kılıfı olduğunu hepimiz tahmin edebiliyoruz. Sonuçta bir kılıf olarak algılanmış. Ama konuşurken o kadar utanılıyor ki, hani vajina demek, tekrar etmek bile utanılıyor. Cinsel terapilerde vajina demekten utanan kadınlar için özellikle şey öneriyoruz. Yani bir isim koyun vajinanıza isterseniz. O şekilde kendinizi barışık hale getirin. Çünkü kadınlar o kadar örtmeye, bacaklarını sürekli kapamaya, ağır çamaşırlar, sürekli kat kat çamaşırlar giymeye alışmışlar ki bacak arasındaki bölgelerini zaten neredeyse yok sayıyorlar. Ve kadınlar bacak arasındaki, yani vajina dedikleri kısımla barışık değiller. Vücutlarının bu bölgesini tanımıyorlar. Peki özellikleri de, mesela vajinanın ruga denen katlantıları var. Ruga aslında tamamen bir akordiyon veya elbisedeki pililer gibi düşünün. Kat 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 kıvrımlar. Bunlar neyi sağlıyor? Vajinanın en önemli özelliklerinden bir tanesi olan %200'lük esnemeyi sağlıyor. Duygu Hanım ve diğerlerine söyleyeyim. Rahimde bulunan polip ya da hamile kalmak için folik asit sorularınızı cevaplamayacağım. Çünkü konumuz şu anda vajina. Soruların bu şekilde bu konuya uygun gelmesini istiyorum. Yorumları kapatmak istemedim. Ama yani bu şekildeki konudan bağımsız soruları bugün yanıtlamayacağım. Bugün vajina konuşuyoruz. Vajina %200 esneme kapasitesine sahip. O yüzden akıldaki "ay çok küçük vajinam, çok dar, işte ilişki sırasında zorlanırım" diyenler aslında bu %200'lük esneme payını dikkate almalılar. Ve eğer ilişki sırasında bir zorlanma, ilişki sırasında bir yanma hissediyorlarsa dilatatör denen genişleticiler kullanabileceklerini, vajinalarını esnetebileceklerini bilmeliler. Çünkü vajina en kolay ne zaman esniyor? Doğumda.
Hamilelik sırasında başlıyor kolajenlerini yitirmeye. Doğumda bebek başı geçiyor. Bebek başının çapı 35 santim. 35 santimlik bir esnemeye ulaşıyor doğum sırasında. Yani bu esneme %200'lük bir esnemeyi sağlayan işte bu rugalar. Bu rugalar aynı zamanda dışarıdan girebilecek her tür enfeksiyona karşı da bir set oluşturuyorlar. Yani enfeksiyon ajanlarının girmemesi için bir kat oluşturuyorlar. Peki bakalım biz vajinamıza şöyle bir içeriye girdik şimdi. Kızlık zarından içerisi vajina girdik. Rugalar var. Vajinayı kestiğiniz zaman, katlarını ayırdığınız zaman 3 tane katmanla karşılaşıyorsunuz. En içerideki tabaka mukoza dediğimiz ağzımızın içindeki, boğazımızdaki, sindirim sistemimizdeki gibi ıslak, nemli, normal, pembe olan tabaka. O yüzden şimdi baktığınız zaman o bölgeye, o bölgedeki mukoza tabakasındaki ıslaklığı sağlayan hücreler, mukoza hücreleri, aynı zamanda enfeksiyona karşı da koruyan yassı hücreler. Bu mukozanın altında kas tabakası var. Kas tabakası tıpkı bir solucan gibi düşünün. Hem enine kaslar var, daralmayı sağlıyor. İşte ilişki sırasındaki spermin alınıp ileriye doğru, servikse doğru götürülmesini sağlayan, enine kasılmayı sağlayan kaslar. Hem de uzunlamasına, boyuna giden, boyuna kasılmayı sağlayan ve kısaltıp uzatan kaslar var. İlişki sırasında yani arzu, şehvet sırasında kadının vajinası büyüyor, genişliyor ve uzuyor. Balon şeklinde ve çadır şeklinde yukarıya doğru gidiyor. Eğer bunu sağlayamazsa bir erkek, kadın vajinal ilişkiden kaçabiliyor. O yüzden vajinayı tanırsanız sorunların nerelerde olduğunu kendiniz de yavaş yavaş çıkarabilirsiniz ve bu durumda da eğer hala bir şeyler yapmanıza rağmen başarılı olamıyorsanız mutlaka cinsel terapi de veren bir kadın doğum uzmanına gitmelisiniz. Kaslardan sonra kas tabakasını özellikle kolajen ve elastin dediğimiz proteinler sağlıyor ve bunlar vajinanın belli bir tonusunu yani sıkılığını sağlayan bölge. Bu vajinal tonustan sonra da dışarıda da en dışta vajinanın kan akımını ve lenflerini ve sinir sistemini sağlayan bir dış tabakası var, serozası var. Vajinanın etrafında levator ani dediğimiz kaslar da var ki bu kaslardan bir tanesini dış kısımda saran kası biz doğum zamanında bebeğin başı çok sıkışır, vajina esneyemezse eğer çıkarken bebek 35 santimlik bebek kafası o bölgeden çıkamazsa eğer makasla epizyotomi dediğimiz küçük bir dikiş açıyoruz. O bulbo kavernoz kas dediğimiz vajinayı dıştan saran kasların olduğu bölgeye. Peki şimdi biraz böyle magazinsel olarak bakalım vajinaya. Ne var vajinada mesela? Hemen üst kısmında vajinanın üstü tam idrar deliği. Yani vajina ile idrar deliği birbirine komşu. Hemen altında da 1 santim kadar, 1-1,5 santim kadar altında da anüs var. Yani aslında ciddi komşulukları var. İdrar yoluyla ve bağırsaklarla yani boşaltımla çok yakın birbirine. İdrar deliğinin olduğu yerin hemen üzerinde de klitoris var. Klitoris 8.000 sinir ucuyla sonlanıyor. Penis 4.000 sinir ucuyla sonlanıyor. Hassasiyet farkı klitoriste 2 katı. Şimdi 10 santim uzunluğunda, 5 santim genişliğinde arkaya doğru giden ve %200 esneme kapasitesine sahip, durduğu zaman birbiri üzerine katlanan, gerektiği zaman açılan ve uzayan bir vajinadan bahsediyoruz. Fakat vajinalarınızın akciğerle bağlantısı yok. Yani elinizi soktuğunuz zaman oradan yukarıya doğru işte tamponunuz, spiraliniz, koyduğunuz fitil falan böyle yukarıya doğru karnınızın içine oradan akciğerlerinize doğru gitmeyecek. Orası kapalı bir yer. Yani tıpkı bir çorap gibi düşünün. Bir çorabın
bilek kısmından elinizi soktuğunuz zaman bir yerde sonlanırsınız. İşte orası rahim ağzı. Rahim ağzının etrafını önden ve arkadan sarıyor kılıf gibi vajina. Hayal ettiğinizde koyduğunuz bir tampon, koyduğunuz bir fitil bir yerde sonlanıyor, yukarıya doğru gitmiyor. Penis geliyor bir yerde servikse dayanıyor ki bu vajina içi orgazmlarda çok önemli, klitoral olmayan. Sadece o bölgede içeriye gidebilen şey, yani vajinayla karın içiniz temasta, nasıl temasta? Eğer sperm gibi çok küçük, spermin başı 5 mikrometre. Çok küçük mikroorganizmalar, mikroplar vajinanın içinden, serviksinizin, rahim ağzının içinden, rahimden, tüplerden periton dediğimiz karın içine gidebiliyor. Yani bir kadın spiral taşıyorsa spiralin ipine tutunan vajinadaki bakteriler servisten yukarıya gittiği zaman da rahimden de tüplerden batın içine doğru gelebiliyor. Ama sizin koyduğunuz tampon, fitil falan bunların yukarıya doğru, karnınızın içine doğru gitmesi mümkün değil. Tıpkı bir çorap gibi. Çorabın içine siz bir tane kayısı atsanız o kayısı gene o çorabın içinde duruyor. Peki vajinanız bacaklarınız arasından pat diye çıkabilir mi? Evet. İşte tıpkı bir çorap gibi. Çorap nasıl? İçten dışarıya çevirirsiniz. Çorabın içini dışına çıkarırsınız ya da eldiven gibi dışarı çıkarırsınız. İşte bacaklarınızın arasından vajinanız sarkabilir. Bu ileriki dönemlerde bir sorun. Korkmayın. Mutlaka tamiri var. Erken safhalarda tespiti var. Düzenli olarak jinekolojik muayeneye gittiğiniz zaman jinekologlarınız sizi uyarır. Pelvik organ prolapsu denen bu durumda işte aynı bir çorap gibi dışarıya doğru çıkan bu vajina destek dokusunu kaybetmiş demektir. O bahsettiğimiz kas tabakasını kendi etrafında tutan o levator ani dediğimiz kolajenden oluşan, elastinden oluşan kas tabakasını kaybederse, çok uzun ıkınırsak, uzun süre ayakta kalırsak, ağır kaldırırsak, çok kilo aldığımız gebelikler yaşarsak, iri bebekler doğursak, evet vajinal doğum yaparsak ve vajinal doğumdan sonra da bazı egzersizler yapmazsak, Kegel mi? Hemen Kegel'in lafı gelmişken söyleyeyim. Sakın sakın evde kendi kendinize Kegel yapmaya kalkmayın. Kegel egzersizleri vajina kaslarını düzgün çalıştırmayı gerektiren egzersizlerdir. Eğer siz çalıştırmanız gereken kas yerine yukarıdan karın kaslarınızı iterseniz tam tersi etki yaratırsınız. Yani o bacaklarınızın arasından sarkmasın vajinanız diye yaptığınız kegel tam tersi bacağınızın arasından sarkmak için vajinanızı ittiren bir egzersize döner. Kendi kendinize bilmeden yapılan mekikler, sarkmanız varken yapılan karın içi basınçlar İşte bu durumu arttırır. O yüzden sakın kendi kendinize yapmayın. Kimle yapacaksınız? Ya bir kadın doğumcuya gidin, kadın doğumcu size göstersin, bir hafta sonra kontrol etsin ya da fizyoterapistlerle yapın. Ama mutlaka bir el vajinada doğru kasları sıktığınızdan emin olarak popo kaslarınızı sıkmamalısınız, karın kaslarınızı sıkmamalısınız. Öyle tuvalete gidip İdrarımı yaparken tutuyorum, sonra bırakıyorum. Bu değil Kegel. Asla değil. O yüzden Kegel'i doğru öğrenin, doğru yapmaya çalışın. Pelvik organ prolapsusları giderek artan durumlardır. O yüzden yani yaşla birlikte artar, kiloyla birlikte artar. Günümüzde oldukça sık görüyoruz. Erken dönemde cinsel fonksiyon bozuklukları yapıyor. Vajinanızla köpek balıkları arasında bir ilişki var desem, komik değil mi? Vajinanızla köpek balıkları arasında bir ilişki var. Evet. Nasıl bir ilişki var? Köpek balıklarının karaciğerlerinde köpek balıklarının su içinde çok hızlı hareket etmelerini ve sudan hafif olmalarını sağlayan diyeyim, hafif olmalarını yani çok ağırlık yaratmamalarını sağlayan skualen denen bir madde var. Bu madde skualen doğada en fazla köpek balığı karaciğerinde var. Bir de bizim vajinamızda var.
Vajinada skualen ne işe yarar? Skualen çok ilginç bir madde. Skualen karbon ve hidrojenden oluşuyor. Skualende 30 karbon, 50 hidrojen var. Ve skualen varken vajinanızın nemsiz olması mümkün değil. Skualenin sentezlenmesini sağlayan, aktif olmasını sağlayan şey hidrojen. Sudaki hidrojen. Eğer bir kadın, bu kısım çok önemli, eve gidecek mesaj bu, yeterince su içerse vajinal nemini arttırabilir. Yeterince su. Çok su içmesine rağmen östrojensizse bu durum ayrı. Ama su normal koşullarda skualenin aktif olmasını sağlayarak vajinal nemi arttırır. Karbon 30, hidrojen 50. Yani hidrojen karbon atomlarından oluşan müthiş bir doymamış yavranın yüksek hidrokarbon skualen. Ve cildimizin yağını sağlıyor, kayganlığını sağlıyor, canlılığını sağlıyor. Vajinanın içi de cildimiz kadar sert değil, keratinize değil. Buradaki o mukoza dediğimiz şey ağzımızın içindeki, dudağımızın içindeki gibi yumuşak kaygan bir tabaka. İşte bu tabakanın oluşmasını zeytinyağı da var skualen. Horoz ibiği dediğimiz o bitkide, çiçekte var skualen. Skualen tabletleri var dışarıdan alımını sağlayan. Fakat su almazsanız, su içmezseniz skualeniniz aktif hale gelmez. Vajinanızın nemini yeterince sağlayamazsınız. O yüzden su çok önemli. Ne kadar su içmeliyim? Kilonuzun yarısı kadar. 60 kiloysanız 3 litre. 70 kiloysanız 3,5 litre. İçtiğiniz her çay ve kahvede su miktarını arttırmalısınız. Çay ve kahve biyolojik olarak kullanabildiğimiz su miktarını çalar. O yüzden çay ve kahveyi çok tüketiyorsanız susuzluk hissiniz vajinanızda olabilir. Normalde vajinamız sert değildir. Mukus tabakası son derece esnek ve kaygandır. Darbe için hazırlanmıştır. Fakat pelvik organ sarkmanız varsa, dışarıya doğru sarkan bir tabakanız varsa burası havayla temas eder. Havayla temas eden bu doku, bu mukoza keratinize olur. Keratinize olmak demek elimin derisinin sertleşmesi demek gibi. Keratinize olan bu tabaka sürtünmeyi arttırır ve ilişki sırasında canınızın yanma katsayısı artar. O yüzden ilişkide kızak gibi kaysın istiyorsanız, nem istiyorsanız salgı olması gerekiyor. Salgı için skualen olması gerekiyor, su olması gerekiyor, sarkmanın az olması ya da hiç olmaması gerekiyor. Feromonlarla dolu bir bacak arasından bahsediyoruz. Pubis kıllarımız var. Bunlar feromon halısı gibi çalışıyorlar. Kaygan bir tabaka var. Peki gelelim dudak kısımlarına. Sorulardan bir kısmı şuydu. Dudaklarım uzun, kısa, bunlar bunu etkiler mi falan? Evet, tek tip vajina algısı yaratılmaya çalışılıyor. Mükemmel vajina. Bütün herkesin vajinası aynı olmalı algısı yaratılmaya çalışılıyor. Şu anki güzellik anlayışı içinde. Genç kızlarımıza özellikle sesleniyorum. Gençlik dönemi, ergenlik dönemindeki hormonlar kadın beynine baktığımızda ne demiştik kadın beyninde? Ergenlik dönemi kızların kendi vücutlarıyla ilgilendikleri dönemdir. Aynayı alıp kendilerini inceledikleri dönemdir. Ben bir araştırma okumuştum. Bir gazetede anket yapılmış, İngiliz gazetesi. Demişler ki, vajina çizebilir misiniz? 100 tane kadına, hatta böyle bir çalışmayı yine yakında bir kitapta okudum. Bir pratisyen hekimin muayenehanesinde bekleme salonundaki kadınlara vajina resmi çizmeleri istenmiş. Gerçekten düzgün bir resim, gerçek anatomi, vajina neresidir çizen doğru düzgün kadın olmamış. Bizim de yaptığımız o araştırmada 13 yaşlarında bir kız en doğru resmi çizmişti. İşte gençler, ergenler kendileriyle daha ilişkililer ve kendilerine daha dönükler. Kendi anatomilerine daha meraklılar. Fakat bu dönemde yapılmaması gereken şeylerden bir tanesi benim dudağım işte dışarıya doğru çok çıkıyor, az çıkıyor, sarkık, asimetrik. Herkesin kendisine özgü parmak izi gibi kendine özgü bacak arası vardır. Hiç kimsenin bacak arasının, vajinasının diğerine benzemesi gerekmez.
Bunlar tamamen kozmetik meselelerdir. Hiçbiri tıbbi sorun yaratmaz. Ölçmek gerekirse eğer küçük dudaklarınızın 4 santimden daha geniş, daha büyük olmaması bekleniyor. Şöyle yapılmış, 2900 kadını ölçmüşler, demişler ki ortalaması bu kadar. Ama kaç milyon kadın var, kaç milyar kadın var? 3000 tane, 4000 tane kadınla bu sonuçlara varılmış değerler ortalamayı belki de yansıtmayacak. Çünkü Afrika'daki kültürde dudağı büyük olan kadın cinsel olarak daha iyi kadınken, şu anki Batı kültürü küçük dudak, küçük vajina simgesini vermeye çalışıyor. O yüzden vulva veya vajina tek tip değildir. Herkese göre değişir. Hatta koku kısmı çok soruldu. Vajinamdan koku geliyor. Ne yapayım? Kokmasa ne olur? Nasıl koku gideririm? Koku meselesi de aslında feromonlar. Yani her kadının vajinasının kendine has bir kokusu var. Ve bu koku aslında keselendiğimiz zaman nasıl hücrelerimiz çıkıyor, ölü hücrelerimiz. Vajinada da o tabakalarımız, mukoza dediğimiz tabakanın, yani o içerideki nemi sağlayan yumuşak tabakanın kendi içinde de 3 katı var. Normal bazal hücreler, parabazal hücreler ve en üstteki süperfiziyel hücreler. İşte burada ölmüş hücre, en alttakiler üreten hücreler. Bunlar östrojeni duyarlı ve sürekli bir şey üretiyor. Üstteki hücre ölüyor. Ölen hücre vajinadaki bakteriler tarafından hemen parçalanıyor. Ve amin dediğimiz uçucu yağ asitlerine dönüyor. Bunların hafif bir aromaları var. Peynirde de var bu bakteriler. Fermentasyon yapan pek çok yerde var. O yüzden vajina içinin pH'ı asit pH tıpkı sirkedeki gibi. Sirkede de bu bakterilerden var. Yoğurtta da bu bakterilerden var. Streptokoklar, fermentasyon yapan bakteriler, Lactobacillus casei var mesela vajinamızın içinde. Bu aynı zamanda peynir yapan bakteri. İşte vajinanın kendine has bu probiyotiklerinden, bu bakterilerinden, ölü derilerinden oluşturduğu aminlerden kaynaklı kendi uçucu yağ asitleri aroması var. Ve bu aroma her kadında farklı. Her kadında farklı olduğu gibi kadının üreme dönemlerinde de adetinin döngülerinde de farklı. En güzel, en çok koku ne zaman oluyor biliyor musunuz? Tahmin edin. Yumurtlama döneminde. Tam ovülasyon döneminde kadının uçucu yağ asidi yani aroma miktarı artıyor. Aslında bu hayvanlarda da hayvanlar birbirlerini koklayarak çiftleşmeye uygun mu değil mi diye bakıyorlar. Aslında son derece yani evrimsel olarak gelen, gelişimsel olarak gelen bir durum. Hayvanlardaki bu kokuya da kapulin yani çiftleşme proteini deniyor. Biz de feromon olarak algılıyoruz. Ya öyle güzel çalışmalar var ki bununla ilgili yapılmış. Mesela bu kokuyu almışlar, çıkartmışlar etken maddesini, bir telefon kulübesine sprey olarak sıkmışlar. O telefon kulübesinde insanların daha uzun süre konuştuğu görülmüş. Mesela yine kadının kokusu erkeğin kokusu alınmış, erkek feromonu alınmış ve bir sandalyeye sürülmüş bir bekleme salonunda. Kadınların o sandalyeye daha çok oturduğu, erkeklerin ise o sandalyeyi tercih etmediği görülmüş. Çok çalışma var bu şekilde. Feromonu ilk bulan zaten 3 kilometre ötedeki dişi kelebeği koklayan erkek kelebeklerden bulmuş Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre bir kelebek buluyor. Bunu getirip bir kafese koyuyor. Ve ertesi gün bir bakıyor 40 tane erkek kelebek o dişi kelebeğin peşinde koşuyor. Nasıl buldular ki bunu diyor. Ben bunu ormandan getirdim evime. Burada nasıl buldular? Sonra cam fanusa kapatıyor ve ortada hiçbir erkek kelebek kalmıyor. O dişi kelebeğin kokusu 40 tane erkek kelebeği nasıl çekiyorsa işte vajinanın da kendine has bir kokusu vardır. Peki hangi koku kötüdür? Hangi koku bizi doktora götürmelidir? Balık kokusu gibi keskin, çirkin,
çürük yumurta kokusu gibi, sülfür kokusu gibi kötü bir koku. Bu kötü koku işte bize bakteriyel vajinozisi çağrıştırabilir. Bakteriyel vajinozis ne demek? Bir çeşit vajinit. Vajinanın iltihabı. Vajinanın çok iltihabı var. Mantar var, bakteri var, trikomonas var, herpes var. Bir sürü şey var. Peki, bakteriyel vajinozis ne yapıyor? Bakteriyel vajinozis de işte vajinamızdaki Gardnerella vaginalis. Çok güzel bir isim değil mi? Tıpkı böyle bir İtalyan yıldız gibi Gardnerella. Gardnerella vaginalis bakterisi normalde vajinada gayet güzel yaşarken, oranın yerel halkıyken, oranın bitki örtüsüyken bir anda pek çok sebeple, savunma sistemi kötü olduğu için, başka etkenler nedeniyle bir sürü sebeple artmaya başlıyor, çoğalıyor. Ve işte bu bahsettiğimiz glikojen yüklü vajina mukozalarını alıp parçalayıp kendine özel bir koku yaratıyor. İşte bu koku, bakteriyel vajinozis kokusu her kadının, eğer benim enfeksiyonum var diyebileceği, erkeklerin fark edebileceği, çamaşırınızda gri renkli bir akıntıyla, beyaz gri renkli bir akıntıyla ortaya çıkan bir çeşit kokudur. Gardnerella vaginalis varsa eğer vücudunuzda, vajinanızda enfeksiyon var demektir. Vajinada bir dolu bakteri var. Peki biz cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları, yani erkekten gelen, mesela bir soru vardı. İlk gece ben gebelikten nasıl korunabilirim diye. Çok önemli. Çünkü 1,5 mililitrelik bir sperm sıvısı, semen sıvısı içinde 200 milyon sperm var. 200 milyon, 1,5 mililitre, yani bir damlada 200 milyon sperm var. Ve bu spermler orgazm anında, bakın orgazm anında kasıldığı zaman vajinayla serviksin içine doğru hop diye çekiliyor. Pasif olarak çekiliyor ve tüplerinize kadar gidiyor. Vajinaya boşalmadan sonraki ilk 5 dakika içinde tüplerinizde sperm var. Yani 5 dakika içinde gideceği yere çoktan gitmiş vaziyette. Nasıl korunmalıyız? Prezervatifle. Prezervatifle korunanlar cinsel yolla bulaşan hastalıklardan vajinalarını korurlar. Cinsel yolla bulaşan hastalıkları anlatır mısınız demişsiniz. Bu bambaşka bir konu. Onu bambaşka bir zamanda anlatalım ama en çok başımızı yakan, en çok canımızı yakan, en çok bizi üzen ne? Herpes grubu. Human papillomavirüs. Vücuda bir ilişkide giriyor. İlk cinsellikte prezervatifsiz ilişkiye girdiğiniz anda giriyor, kalıyor ve ömür boyu sizinle. Biz bunu yok edemeyecek miyiz? Bunun tedavisi yok mu? Yok. Ömür boyu sizinle, Truva atı gibi bekliyor hücrenin içinde, kapsülünde. Ne zaman savunmanız çökerse ortaya çıkıyor. O yüzden ilk geceden itibaren isteyen doğum kontrol hapıyla da korunabilir. Ama cinsel yolda bulaşan hastalık istemiyorsanız, tüplerinize kadar gidecek olan, boşaldığınız anda 5 dakika içinde, erkeğin boşalmasıyla birlikte 5 dakika içinde tüplerinizde olacak spermlerin taşıdığı hepatit, HIV, klamidya tüp tıkanıklığı yapar. HIV, AIDS dersen belki ama HIV'i bilmeyen yok artık. Herpes grubu, human papillomavirüs, rahim ağzı kanseri etkeni, vajina kanseri etkeni, sifilis, gonore, bunlardan bahsetmiyorum. Yani bel soğukluğu falan filan, bunlardan bahsetmiyorum. Çünkü antibiyotiği çok böyle leblebi gibi kullanan bir toplum olduğumuz için çoğu zaman zaten tanısını bile koyamadan yarım yamalak bir şekilde tedavi oluyoruz. Peki bu vajinadaki enfeksiyonlar, vajinal enfeksiyonlardan korunmak için habire yıkamalı mıyız vajinamızı? Sorular sorulmuş işte, akıntım sarı beyaz olmalı mı? Akıntım kokuyor kokmalı mı? Kokusu ne olmalı? Ne zaman gitmeliyiz? Ondan bahsedeceğim. Bu vajinal salgımızdan bahsettim. Erkeklerde böyle enfeksiyonların olup olmadığını bilemezsiniz. Erkekte enfeksiyon varsa zaten kaşıntı, yanma, kızarıklık vardır. Ama çoğu enfeksiyon asemptomatik taşınır. Ne demek bu?
hiçbir bulgu vermez. Gardnerella vaginalis'i 100 kadının 50'si semptomsuz taşır vajinasında. Yatırırsınız kadını, muayene ederken sizin biraz enfeksiyonunuz var der kadın doğumcu. Ya da simir alırız. Simirde Gardnerella vaginalis ürer. %50'si her iki kadından biri asemptomatik. Hiçbir bulgu, ne koku, ne akıntı, hiçbir bulgu olmadan taşıyor. O yüzden taşıdı taşımadı, vardı yoktu. Düşünmeden yapacağınız iş kondom. Kondom cinsel yolla bulaşan hastalıklardan bizi korur. Vajina salgısını nasıl sağlıyor dersek, vajinamızı yıkayıp yıkamamamız gerektiğini anlarız. Vajinadaki salgı vajinanın kendi ürünü değil. Yani vajinanın salgı bezi yok. Vajinaya destek veren salgı bezi var, iki tane. Girişteki Bartolin bezi var ama girişte, daha gerideki 10 santime bir etkisi yok. Giriş kısmını nemlendiriyor. İlk giriş anını nemlendiriyor. Arka tarafla ilgisi yok. İkincisi, diğer salgı bezleri nerede? Hemen üstteki idrar torbasından çıkan, idrar deliğinin hemen altındaki paraüretral bezler dediğimiz kene bezleri. Bunun haricinde bez yok vajinada. Peki bu kadar salgı nasıl oluyor? İlişki sırasındaki bu kayganlığı nasıl elde ediyoruz? En önemli meseleye geldik. Vajinanın salgısını vajinanın etrafındaki damarlar sağlıyor. Ne dedim? Mukus tabakası yumuşak, kaygan. Altındaki kas tabakası kolajen, elastin. Onun dışında damarlarını ve lenflerini veren dış kılıf. İşte o damarlarını veren kısım ne kadar sağlamsa vajinanın salgısı o kadar fazla. Şöyle düşünün. Bu odayı vajina düşünün. Yan odayı da damar olarak düşünün. Yan odada ne kadar çok su varsa benim odama o kadar çok su gelecektir. Buna transüdasyon deriz. Transüdasyon, kanın plazma kısmının, serum kısmının bir tarafa geçmesidir. Eksüdasyon değil, transüdasyon, geçiş. Ve bu bölgede nemin sağlanmasıdır. Tıpkı nemden dolayı ıslanan duvarlarınız gibi düşünün. İşte bir kadının vajinal salgısını sağlayan şey damarlarıdır. O yüzden genç kızlarda annelerine göre daha fazla vajinal salgı olması normaldir. Çoğu anne kızımın salgısı çok diye getiriyor. Neye göre çok? Kime göre çok? Neden bundan şikayet var? Cinsel uyarı olması, mastürbasyon yapmak, zihinsel olarak fantazi kurmak, cinsel uyarı, aşık bir genç kız. Salgısı tabii ki daha fazla olacaktır aşık bir genç kızın menopozdaki bir kadına göre. O yüzden salgı miktarının fazlalığı mutlaka bir soruna işaret etmez. Salgım fazla, eyvah çok kötüyüm, ne yapacağız deyip günlük pet koymak. Pet sorusu da gelmiş. Hangi petleri kullanalım? Hangi petler adet zamanı uygundur diye. Bakın ben vajina soruyorum. Vajina hakkında ne dersiniz diyorum. Herkes şeyde, işte tüyler, kızlar falan, yani hani herkes vulvada. Petler, aslında biz vulvamızla vajinamızı ayırmamız gerekiyor. İşte vajinanın salgısı damarlarla sağlanıyor. O zaman kimlerin daha güzel? Östrojeni daha yüksek olanların. Östrojen çünkü aynı zamanda iyi damarlanmayı da sağlıyor. Östrojeniniz varsa damarlarınız var, yeni damarlarınız var. Menopozda biz östrojen takviyesi yaptık mı vajinal nem kendine geliyor. Kupkuru olan, dümdüz olan topraklar bir anda tekrar sulanmaya başlıyor. Bir anda o çatlak toprak gibi düşünün. Bir anda yemyeşil, dümdüzgün bir toprağa dönüyor. Damar sağlığı iyi olanların işte vajinal salgıları daha iyi. Diyabetik olanlarda, diyabetik, hipertansif, damar yapısı bozuk, aterosklerozu olan, kolesterolü olanlarda işte vajinal salgı son derece daha az. Evet, kokudan bahsettik, salgıdan bahsettik. Temizlemeli miyiz? Hayır, asla. Hiçbir ürünle lütfen vajinanızı temizlemeye kalkmayın. Vajinanız kendi salgısıyla kendisini temizler. Vajinanın salgısını arttırmak için de skualeninizi ve onun kendi
lubrikan dediğimiz kayganlaştırıcılarını, temizleyicilerini arttırmak için sadece bol su için ve doğru beslenin. Evet, esnek, nemli, bakteriler içinde bir sürü probiyotik var. Şimdi normal vajinamız nasıl? Katlar var ve alttan hücreler yapılıyor. Bu hücreler ürüyor ve glikojen depoluyor. Vücudun hiçbir hücre tabakasında olmayacak kadar şeker deposu var. Glikojen şeker deposu demek. Karaciğerde de var glikojen şeker deposu. Gerektiği zaman hemen çözüp o şekeri kullanmak için var. Aynı şekilde vajina katlarında da var. Bu hücrelerde de var glikojen, yani şeker deposu. Bunu kim kullanıyor? Döderlein basilleri dediğimiz, Döderlein'in bir bilim adamı bulduğu laktobasiller. Bu laktobasiller vajina içinin laktik asitini sağlayan, vajina içinin asetik asitini sağlayan bakteriler. Bildiğimiz bakteriler. O yüzden biz çoğu zaman vajinal kültür yapılmasından çok hoşlanmıyoruz. Çünkü kültürde gardnerella çıkıyor. Normal sizin bakteriniz. Kültürde işte mikobakterium çıkıyor. Sizin bakteriniz. Yani hangisi patojen bakteri, bunu ayırt etmek o kadar kolay değil. Trichomonas için ayrı, frengi için, sifilis için ayrı, gonora için ayrı. Her birine ayrı kültür yaptırmak gerekiyor. Gerçekten hangisinin olduğunu anlamak için. O yüzden de kadın doğumcular zaten Türkiye'de Avrupa'daki, Amerika'daki meslektaşlarından çok daha fazla Türkiye'de vajinal muayene yaptıkları için, çok daha fazla sayıda hasta gördükleri için. Çünkü Amerika'da pratisyenler ayrı muayene ediyor. Bir de cinsel sağlık merkezleri var. Onlar ayrı muayene ediyor. Biz burada her şeyi kadın doğumcular yapıyoruz. Yani cinsel sağlık, gebe sağlığı falan diye ayrılmıyor. Herkes bizde. Dolayısıyla çok fazla muayene ettiğimiz için kültüre gerek olmadan gözümüzle, kokusuyla, hava kabarcığıyla hangisi gardnerella, hangisi trichomonas, hangisi değil, bunu ayırt edebiliyoruz. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, gardnerella mesela cinsel yolla bulaşan enfeksiyon değildir. Ama trichomonas cinsel yolla bulaşan enfeksiyondur. Yani partnerinizden geçer. Yani tedavi gerekirse partner tedavisi yapmak gerekir. O yüzden gardnerella vaginalis koku yapar fakat cinsel yolla bulaşmaz. İlişki olması şart değildir. Küçük, ergen, kız çocuklarında da olur. Bazen küçük 7-8 yaşındaki kızlarda da olur. Anneler çamaşırında sarı renkli kokulu bir akıntı var diye bize getirmek isterler. Halbuki bu vajinal pH'ın, vajinal floranın bozulmasından kaynaklanmaktadır. Cinsellikle zaten ilgisi olmadığını çocuktan biliyorsunuz ama bu kadınlarda da böyledir. O yüzden vajinal ortamın bozulmaması lazım. Spiral vajinal florayı bozan en temel etkenlerden bir tanesidir. Neden? 1. İpi var. Vajinadaki bakteri olduğu gibi rahimin içine, tüplere, batın içine kadar enfeksiyonları getiriyor. 2. Bakır. Bakır toksik. Bakır zehirlenmeye müsait, bizi zehirleyebilen bir metal. Dolayısıyla bu az toksik özelliğinden, yani zehirleyici özelliğinden yararlanarak yumurtanın oraya döllenmesini, döllendikten sonra yerleşmesini, yani embriyonun yerleşmesini engelleyen bir alet spiral. Korunma yöntemlerini ayrıca konuşmak lazım. Bir ara korunma yöntemleri hakkında tekrar yaparız ama şimdi vajina, rahim ağzı, rahim, tüpler nedir diyerek size parça parça anatomiyi vereceğim. Bugün vajina hakkında konuşuyoruz. Vajina hakkında her şey konuşuyoruz. Çocuk yapmayı düşünmeden önce vajinanızın temizliğinden emin olun. Çünkü eğer bakteriyel vajinozisiniz varsa, eğer gardnerella vaginalisiniz varken gebeyseniz, gebelikte suyunuzun erken gelmesi kaçınılmazdır. Erken doğum ağrılarınızın başlaması kaçınılmazdır ve 9 ay boyunca yatacağınız bir gebeliğe hazırlanabilirsiniz. Yatarsanız şanslısınız. Zamanında doğursanız şanslısınız ama 5 aylık doğurursanız olay zaten başladığı yerde biter.
Dolayısıyla gebelik öncesi vajinal temizliğinizden emin olmanız için korunmayı bırakmadan doktora gidip hazırlıklarınızı yapıp her şey tam, diş kontrollerinizi yaptırdınız, her şeyinizi hallettiniz ki bunu konuşmuştuk. Ondan sonra gebe kalma onayı aldınız. Korunmayı bıraktınız. 6 ay sonra hemen tekrar doktora gidip vajinanızdan emin olmasınız. Neden? Bakteriyel vajinozis çünkü 3 aydan sonra tekrarlar. Yani siz 3 aydan kısa süre içinde tekrar bir atak geçiriyorsanız ortada savunmanızın çökmüş olduğunu gösteren başka bir sorun var demektir. Ya petleriniz parfümlüdür, ya sürekli naylon iç çamaşırları kullanıyorsunuzdur, ya sürekli bacak bacak üstüne attığınız için hiç hava almıyorsunuzdur. Ya şu anda çok fazla görüyoruz genç kızlarımızda biliyorsunuz daptar, sımsıkı pantolonlar, kotlar veya taytlar. Sürekli bunların içindesinizdir. Vajinanızı sürekli yıkıyorsunuzdur ya da duş yapıyorsunuz içeriye sabun sokuyorsunuzdur. Sigara içiyor olabilirsiniz. Sigara içiyorsanız da bakteriyel vajinozisiniz vardır. O yüzden sigara içenler doğum komplikasyonlarına, gebelik komplikasyonlarına, erken doğuma, gebelikte kanamalara, her tür şeye daha açıktırlar. İşte gebelik düşünenlerin özellikle cinsel yolla bulaşan hastalıklar haricinde bakteriyel vajinozis gibi, B grubu streptokok gibi enfeksiyonlara karşı uyanık olmaları lazım. Korunmayı bıraktınız, doktorunuz onay verdi. Tamam, 6 ayda bir düzenli jinekolojik muayeneye giderek daha başındayken enfeksiyonları halledin. Gebe kaldıktan sonra da vajinal muayenelerinizi ihmal etmeyin. Gebelikte vajina ne oluyor peki? Evet, süremiz bitmek üzere biliyorum ama gebelikte vajina var, üremek için vajina var. Yani cinsellikte vajina ne işe yarar? Sperm kalitesine nasıl etki eder? Sperm sıvısında nasıl bir rolü vardır? Yavaş yavaş zaten cevapladım, sizin lazerleriniz kaldı. Mantar var. Bir de menopozda ve normal yaşlar içinde vajina var. Eğer süremiz biterse, yani 1 saati doldurursak, sonrasında tekrar yayına devam edeceğim. Bir su arası verip yayına devam edeceğim ve kalan vajina ile ilgili kalan kısımları bitireceğim. Evet, şimdi gebelikte vajinadan bahsediyoruz şu anda. Gebelikte vajina ne hale gelir? Vajinanın rengi değişir. Mesajınızı gördüm. Cinsellikte vajina kısmına geldiğimde cevaplayacağım. Gebelikte vajina kan akımı arttığı için ve büyük göbek nedeniyle, bebeğin yarattığı o basınç nedeniyle toplar damarlar geriye doğru gitmediği için, toplar damarlardan akım olmadığı için mor olur. Mor ve şişer. Rengi mora döner. Dolayısıyla kolajen doku da aynı zamanda gebelikte sürekli olarak gevşemeye başlar. Yani vajina gebelikte eski sıkılığını kaybeder. Sürekli olarak gevşemeye başlar. Bunun amacı nedir? Bebeğin başının oradan çıkmasının kolaylaştırılması. Ama doğumdan sonra bu açıklık 3 ila 6 ay kalabilir. Pek çok kadın vajinal doğumdan sonra idrar kaçırmadan şikayet edebilir. İdrar kaçırıyorum, öksürdüm mü, hapşuruyorum mu, kaçırıyorum der ki Türkiye'de 1 yıla kadar uzadığı biliniyor. Neden? Çünkü biz doğumdan sonra gidip buraları düzelttirme gereği, egzersiz yapma, toplama gereği duymayan gruptayız. Duymayan, bunların farkında olmayan grup kadınlar içindeyiz. Yurt dışında, Avrupa'da doğum sonrası hemen gerekli vajinal bakımlar sağlanır ve tekrar vajinanın tonusu kazandırılmaya çalışılır. Aksi takdirde ne olur? Cinsellik sırasında vajinadan hava çıkması, istemsiz ses çıkması bunlarla karşılaşılabilir. Bu durum genellikle hekimler sormadan paylaşılmayan durumlardır. Mutlaka hekiminize gittiğiniz zaman bu durumdan bahsedin. Bu pelvik organ sarkması dediğimiz destek dokunun kaybedildiğinin, vajinanın o kolajen yapısının bozulduğunun göstergelerinden bir tanesidir. O yüzden hormonlardan etkilenen,
esnekliğini ve kayganlığını östrojenle sağlayan bir organımız var ve menopoz döneminde bu kayganlık, esneklik azalacak. Kayganlık, esneklik azaldığı zaman cinsellik çok daha zor bir iş haline gelecek, bir eziyet haline gelecek. Lütfen bunlara şimdiden dikkat edelim. Peki, genel olarak feromonlardan, enfeksiyonlardan, kokudan bahsettik. Yıkanmayla ilgili sürekli yıkayalım mı sorularınıza yanıt verdik. Lazer meselesiyle de ilgili bahsedeyim. Lazer, vajinanın dış dudaklarının daha doğrusu, yani labyumların, vajinanın değil, labyumların rengini bazı tip lazerler, hepsi değil, bazı tip lazerler koyulaştırabilir. Bazı tip lazerler oradaki damarları belirginleştirebilir ve böyle mor mor küçük noktacıklar yapabilir. Görüyorum ben. Bazı lazerlerden sonra değişmiş dış kısımlar görüyorum. Koyulaşmayla ilgili soru sorulmuş. Vajinadan ses gelmesi herkeste olmaz. Vajinanın destek tabakasının kaybedildiğinin göstergelerinden bir tanesidir. Önlemek için pelvik organ sarkmasına yönelik egzersiz, lazer gibi, vajina içi lazerler, epilasyondan bahsetmiyorum, tedavileri yapılabilir. Cerrahi de bir seçenektir ama çok yüz güldürücü değildir. O yüzden cerrahiye en son bakmak lazım. Epilasyondan bahsediyorduk. Kararmadan bahsediyorduk. Çok soru geldi. Kararma, testosteron veya kortizol göstergesidir. Yani vücudunuzda hormonal bir dengesizlik varsa dudak kısımlarınız normalden daha fazla kararır. Gebelikte de aslında bu birazcık daha belirgindir. Gebelikte de böyle olur. Biraz daha kararır. Ama sonrasında rengin değişmesi gerekir. Bunun için böbrek üstü bezlerinizi kontrol ettirebilirsiniz. Polikistik over sendromuysanız insülin direncinize dikkat edebilirsiniz. Kilonuz varsa azaltın lütfen. Sigara içmeyin, düzensiz beslenmeyin. Vitamin eksiklikleriniz varsa mutlaka onları tedavi edin. Evet, şimdi vajinadaki östrojene gelelim. Kuru, yaralı, muayene sırasında östrojeni eksik. Biraz önce bahsettiğiniz o hava kaçması, hava ses gelmesi özellikle vajinanın destek dokusunun azalmasıyla olur dedim. Siz anlamayabilirsiniz. Muayene sırasında hekim görebilir. Muayene sırasında alınan simirlerde maturasyon indeksi diye bir şey vardır. Maturasyon indeksi vajinanızdaki hücre tabakalarının hangi seviyede olduğunu gösterir. Normalde 100 üzerinden bu indeks yapılır. Yani 100'ü paylaşır iki tabaka. İyi östrojeni olan kadında üstteki iki tabaka mesela 100'ü 50-50 ya da 60-40 paylaşırlar. En alttaki tabaka pek simirde görünmez. Çünkü o zaten ulaşmaz simir tabakasına. Simir ne bu arada? Simir, vajinal muayenede kadın hastalıkları ve doğum masasına, hani o çatal dediğiniz ama aslında çatal olmayan koltuğa yatırdığımızda sizin yine kaşık dediğiniz spekülum, aslında kaşık olmayan normal bir aletle o kapalı olan vajinayı açtığımızda rahim ağzını görürüz tepede. Vajinanın bitim noktası olan rahim ağzını görürüz. Oradan küçücük bir fırçayla sürüntü alırız ve vajinaya dökülen hücreleri toplarız. Patologların bazıları bu hücrelerden vajinanın östrojen miktarını, yani kuruyor mu, kurumuyor mu, menopoza doğru gidiyor mu, östrojeni az mı, florası kötü mü, bunu çıkartırlar. İşte bu çıkarttıkları indekse maturasyon indeksi denir. O maturasyon indeksinde ilk iki tabaka yüzü paylaşıyorsa 50, 50, 40, 60, 6'da 0 ise çok güzel. Ama bazen şöyle görürüz. İki tabakada yok, alt tarafta 100. İşte bu menopozda ya da östrojensiz kadın demektir. Normalde biz doğar doğmaz doğduğumuzda, kız çocuk olarak doğduğumuzda, kız çocuk nasıl oluyorduk? Anne karnında herkes 8 haftaya kadar aynıydı. Sonra
Erkeklerde testosteron geliyordu, kadınlarda östrojenle devam ediyordu ve vajina oluşuyordu. Yumurtalıklar ve rahim oluşuyordu. İşte bizim doğar doğmaz vajinamızın pH'i asit. Yani 4-4,5 civarları. Bu yaklaşık 6 hafta kadar sürüyor. Yani 1,5 ay kadar bu asitliği koruyoruz. Nereden sağlıyoruz bu asitliği? Yeni doğan çocukta anne östrojeninden, hamile kadının östrojeni sayesinde kız çocuğun vajinası asit olarak devam ediyor. Asit vajina çok önemli. Vajinanın asidi vajinayı dış etkenlerden, bakterilerden, mikroplardan koruyor. Peki çocuk 6 hafta boyunca korundu. Sonra östrojen gitti. Ne zamana kadar? Ergenliğe kadar. Ergenliğe kadar östrojen yok. Vajinanın pH'i tekrar alkali. 3,5-4,5 olan pH pat 7'ye çıkıyor. Vajinal pH. Yani ergenliğe kadar 8-9-10 yaşına kadar vajinamız alkali. Yani enfeksiyonlara açık. İşte o yüzden kız çocuklarında bazen sarı, yeşilimsi bakteriyel akıntılar görebilirsiniz. Çok endişe etmeyin. pH'ın bozulduğunu bilin. Çocuğunuzun beslenmesine, taytlarına, uykusuna, şeker miktarına bunlara dikkat edin. 13-18 yaşlarına geldiğimizde östrojenler kıpırdamaya başladığında, beyinden östrojen dalgası, östrojen banyosu başladığında, yani ergenlikle birlikte vajina tekrar asitleşiyor. Tekrar 3,5-4,5 pH'a geliyoruz. Tekrar enfeksiyonlara karşı korunuyoruz. Tekrar sperm öldürücü etkimiz, asit sperm öldürür, başlıyor. Tahriş, kanama hiçbir şey olmayacak şekilde östrojenimiz oluyor. Menopoza geliyoruz. Bu yaşlar ilerledi. Menopoza geldik. Östrojen çekildi. Vajinamız tekrar asit. Tekrar alkali. Pardon. 6,5-7. Tekrar asidini kaybetti. Peki menopoz dönemine girdiğimizde östrojen kullanırsak ne olur? Tekrar aynı ergenlerdeki gibi asit pH'i sağlarız. Peki bu asit pH'i bozan şeylerden bir tanesi nedir? Petler. Petler hava aldırmayacak şekildeyse, çok uzun kullanılıyorsa, günlük pet kullanıyorsak, iç çamaşırlarımız naylonsa, sürekli işte hava aldırmayacak taytlar giyiyorsak, vajinamızın asit yapısını bozmaya başlarız. Evet, ne kadar çok şey var değil mi vajina ile ilgili? Vajina monologları diye bir oyun yazmışlar 96'da. Eve Ensler diye bir kadın yazmış. Üç tane ayrı kadın. Ergenlikten menopoza kadar her şeyi anlatıyor. Gerçekten monolog olacak kadar konuşulabilecek bir durum. Vajina neresi, rahim neresi bilmemiz gerekiyor. Vajina ayrı, rahim ayrı. Evet, şimdi biz baktığımız zaman beyaz renkli akıntı. Yumurtluyor olabiliriz, gebelik olabilir, normal olabilir. Bir hanım sormuş özellikle, demiş ki illa beyaz olması gerekli mi? Sarı olsa olur mu? Sarı varsa eğer, akıntınız sarıysa ama koku yoksa, kaşıntı yoksa, hiçbir derdiniz yoksa bu neyi gösterir? Sadece daha yoğun olduğunu gösterir akıntının. Bu neyi gösterir? Su eksikliğini gösterebilir. Ha, ben çok su içiyorum. Evet, belki kendinize göre çok ama bir o kadar da su kaybediyor olabilirsiniz. 3 litre için 5 litrelik ihtiyacınıza karşılık veremiyor olabilirsiniz. Çok spor yapıyor olabilirsiniz. Çok terliyor olabilirsiniz. Çok yağınız yağlı olabilir. Trigliserideniz yüksek olabilir. Eğer akıntınız kaşıntılıysa ve kızarıyorsa vajinanız, mantar olabilir. Değişik parazitler olabilir. Eğer akıntınız sarı yeşil renkli ise bakteri olabilir. Gonore olabilir. Klamidya olabilir. Bakteriyel vajinozis olabilir. Ama bırakın, eğer bu iş kokulu değilse, kaşıntılı değilse, çok zorlanmıyorsanız o zaman vajinanız kendini temizler. Son dakikalarda da özellikle cinsellikte vajinadan bahsedeceğim. Bazı kadınlar vajinal uyarıyı yeterince iyi almazlarsa o zaman vajinal ilişkiden kaçabilirler. Klitoral orgazmı tercih edebilirler. O yüzden vajinal ilişkiyi sağlayabilmek için doğru bir şekilde nemlenmenin olduğundan emin olmak lazım. Kısaca bu konuya bir 10 dakika kadar değinip kaldığım yerden devam edeceğim.
Az sonra. Evet, tekrar birlikteyiz. Özellikle ülkemizde CETAT'ın yaptığı bir rapor var. Avrupa Birliği projesi kapsamında kadın cinselliğini anlatmış. Gerçekten Alfred Kinsey'in böceklerin cinsel hayatının insanlardan çok daha fazla incelendiğini keşfettiği zamanlar 1950'ler. 1950'lerdeki bu raporundan sonra 1960 cinsel devrimi geliyor Avrupa'da. Fakat bizim gibi birazcık daha kadının özellikle bekaret baskısıyla yetiştiği ülkelerde diyelim, vajina hakkında konuşmak, vajina hakkında bilgi vermek gerçekten doktorlar arasında olsun, kendi ailenizde olsun son derece yine utanç ve korkuyla karışık bir platformda kalıyor. Halbuki bilimsel olarak bunları konuşmazsak, tartışmazsak pek çok insanda ve çevremizde kadına karşı şiddetin kaynağından tutun, cinsel bilgisizlikten kaynaklanan, tatminsizlikten kaynaklanan aşırı yeme güdüleri, yani oral tatmine dönme, cinsel olarak kendisini tatmin edemeyen insanların ağızlarını sürekli doldurarak bir şeylerle meşgul olma ihtiyacı, toplumda obeziteyi, obezitenin getirdiği diğer başka ruhsal problemlerden cinsel, yani üreme problemlerine kadar her şeyin temelini hazırlıyor. Cinsel eğitimlerin erken yaşta, yani erken yaşta dediğimiz ilkokul dönemlerinde çocuklara verilmesi gerekir. CETAT'ın hazırladığı rapora göre Türkiye'de kadınlar cinsellikleri kocalarından, kocaları ise pornografik yayınlardan öğreniyorlar. Maalesef işte bizde vajina algısı küçücük bir vajina, penis ise kocaman bir penis olarak algılanıyor. Halbuki boyutlar birbiri için son derece uygun. Artı vajinanın %200'lük esneme kapasitesi kadının arzulama döneminde, yani o şehvet isteme döneminde vajinanın hem enine hem boyuna uzamasını ve balonlaşmasını, çadır gibi bir hal almasını sağlıyor. Aynı zamanda o sırada salgılanan, yani ilişki sırasında salgılanan ya da dokunmakla, öpüşmekle salgılanan oksitosin, serviks ve rahimdeki kasları, vajinanın etrafındaki levator ani dediğimiz kasları kastığı için yukarıya doğru vajina boyunun kalkmasını ve uzamasını sağladığından, işte en başta bahsettiğim üreme ile ilgili kısımda spermlerin pasif olarak anında çekilmesini sağlıyor. Bir erkeğin ejekülatı, yani boşalttığı sperm içeren sıvısı alkalidir. Bu alkali sıvıyı prostat salgısı sağlar. Prostat bozukluklarında da işte erkeğin salgısı asitlenir, aside döner. Asit sperm için uygun değildir. Ama vajina asit. Vajina 3,5-4,5 pH'la asit. Erkeğin salgısı ise alkali. Sperm alkalide yaşadığı için. Boşaldığı anda vajina içine ortam 2 saat boyunca vajinanın alkali kalmasına sebep oluyor. Yani vajina o asit yapısını kaybediyor ve ilişkiden sonraki 2 saat boyunca kendisini toparlayıp tekrar salgısını, pH'ını sağlayana kadar vajina, enfeksiyonlara açık bir vajinamız var. Her ilişki sonrası bu gerçekleşiyor. Peki o spermler? Spermler öyle ki bu aside karşı hemen önce bir çöküyorlar. Giden zaten bir kısım 5 dakika içinde hızlı spermler tüplere ulaşmış vaziyette. Tüplerdeler ve tüplerden yumurtayı bekliyorlar. Yumurtayı döllemeyi bekliyorlar. İşte kısırlık konusunda sıkıntısı olan kadınlara bakıldığı zaman, kısırlık polikliniğine giren, katılan kadınların cinsel yaşamları sorgulandığında bu çiftlerin cinsel problemlerinin çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Orgazm olma oranlarının çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Cinsel fonksiyon bozuklukları testi denen testler var. Bunları çok rahatlıkla internetten bulup cevaplayıp doktora başvurabilirsiniz. Bu testlerde vücudunuzun, yani vajinanızın ıslanma oranı, arzu duyma oranınız, ilişki sırasında ağrınız değerlendiriliyor.
İlişki sırasında ağrı duyan bir kadının bir fonksiyon bozukluğu vardır ama bu sadece kadınla ilgili olmayabilir. Her tür vajinal sorunda kadın erkek birlikte değerlendirilmesi gerekir. Çünkü pozisyonla da ilgili olabilir, erkekle de ilgili olabilir, erkeğin enfeksiyonuyla da ilgili olabilir. Sadece iletişim problemiyle de ilgili olabilir. O yüzden sperm vajinaya geldiği zaman bu spermin yukarıya gidip dölleme kapasitesini kazanması için, ki biz buna kapasitasyon diyoruz. Dölleme kapasitesi dediğimiz o kapasitasyon aslında spermin bildiğiniz o matkap gibi burgu hareketini yapabilmesi. Bu burgu hareketini yaparsa yumurtanın içine başını sokup başındaki DNA'sını içeriye ekleyebiliyor. İşte biz buna döllenme diyoruz. Orada iki tane N kromozomu birleşip iki tane N, birer N kromozomları birleşip iki N kromozomlu bir embriyo oluşturuyor, çocuk oluşuyor. N kromozomlu bir yumurta, N kromozomlu bir spermle birleşip 2N yani 46 kromozomlu bir embriyo dönüşebilmesi için spermin o başını içeriye sokabilmesi lazım. Bunun için burgu hareketi yapabilmesi lazım. Bu burgu hareketini yapabilmesi için kapasite olabilmesi lazım. Bunun için ortamın, pH'ın, kimyasalların uygun olması lazım. Bu kısım hala tartışmalı. Kapasitasyonu sağlayan nedir? Spermler kısaca vajina dışındaki ortamda dönleme kapasitesine sahip değiller. Vajina, rahim ağzı, rahim, tüpler gibi kimyasalların olduğu, floranın olduğu, kimyasal bir ortamın olduğu bu kimyasallar şu anda tüp bebek merkezlerinde özel medyum, özel kimyasal maddeler olarak bulunuyor, işte ekleniyor. Bunlar böylece laboratuvar ortamında embriyoların gelişmesini sağlayan, döllenmeyi sağlayan kimyasallar. Bu kimyasallar olmadan işte spermin döllemesi diye bir şey yok. Yani klozet üzerinden, banyodan işte üstüne oturulmuş spermlerle döllenme diye bir şey yok. O yüzden bu ne demek? Döllenme olması için spermin vajina içine kaçması, girmesi gerekiyor. Ve lütfen cinselliği bir bütün olarak algılayın. Bir kadının vajiniti varsa, yani enfeksiyonu varsa, bir kadının kuruluğu varsa, menopoz dönemindeki en büyük problemlerden bir tanesi. Çünkü artık o esneyebilen mukoza tabakası, östrojene dayalı tabaka kalmadığı için kadının vajinası bildiğiniz çelik bir boru gibi esnek değil, kısa, sert ve canını yakan tarzda duruyor. Bu durumda östrojen almaktan korkmamak lazım. Östrojen almak, lokal vajinal östrojen kullanmak sizi cinsellikteki ağrıdan koruyacaktır. Mantara gelelim. Çok fazla sayıda mantar sorusu var. Mantar bizim ülkemizde evet, mantar bizim ülkemizde gerçekten şeker oranına paralel ilerleyen bir durum. Hem şeker oranı çok yüksek ülkemizde, şekerin tanısını henüz koyamamış bireyler çok fazla. Şekerle ilgili her şeyi yaşamakla birlikte tanı olarak şekeri alamamış durumdalar. Çünkü ülkemizde şeker demek için 200'ün üzerinde kan şekeri gerekiyor. 100'ün üzerinde açlık kan şekerinin bir uyarı olduğunu bilmek gerekli. Prediyabet denen bölümün, yani diyabet öncesi dönemin, gerçekten şeker dediğimiz dönemden 15-20 yıl önce başladığını ve bu dönemde işte tekrarlayan mantarların da olabileceğini bilmek lazım. Vajinal mantarlar, vajinal laktik asidin bozulması ve alkali pH'ın oluşmasıyla vajinamızda zaten aynı Gardnerella gibi bulunan kandidaların bir anda hakimiyeti ele geçirmesiyle oluyor. Neden mantar oluyoruz o zaman? Antibiyotik kullanarak işte bu laktobasilleri öldürürsek mantar oluyoruz. Başka? Antibiyotik haricinde laktobasilleri nasıl öldürebiliriz? Uykusuz kalıp bütün dengemizi bozarsak oluyoruz. Strese girip kortizol seviyemizi arttırıp şeker üzerinden
mantar oluyoruz. Aşırı tatlı yiyerek kan şekeri düşük diyabetik kadınların aşırı tatlı yemeleriyle, tatlı, şekerli, unlu, pasta, kurabiye yemeleriyle mantar oluyoruz. O bahsettiğim tayt ve sıkı pantolonların, bakın 19. yüzyılda kilot yok. Bu bahsettiğimiz şekildeki kilotlar yok. Ben çok küçüklük dönemlerinden köydeki kadınların böyle uzun paçalı kilot diyemeyeceğim, hani don denen iç çamaşırları giydiklerini hatırlarım. Yani o çift ağlı, arası iki katlı, tam da o vajinanın havaya ihtiyacı olan, hava sirkülasyonu, oksijene ihtiyacı olan yeri iki kat kapatmış kilotlar 20. yüzyılda başlıyor. Bu yayını hazırlamak için biraz kitaplara bakarken tarihi vajina ile ilgili yapılmış çalışmaların tarihine baktım. Çok ilginç bir bilgi dikkatimi çekti. Bir zamanlar biranın içine bira fabrikaları bira yaparken bira imalatının içine atropin katarlarmış. Atropin ağız kuruluğu yapan bir madde. Atropini biranın içine katarak bira içtikçe ağzınızın kurumasına sebep olurlarmış ve siz daha çok bira içermişsiniz. Aynen onun gibi işte bizlere çift katlı kilotlar, parfümlü petler, hava geçirmeyen sıkı taytlar, korseler iç çamaşırları, işte sentetik iç çamaşırları, naylon aksesuarlar, tangalar gibi ürünler pazarlanarak aynı bu atropinli biralar gibi sürekli bir hastalık hali bir şekilde oluştu. O yüzden günümüzde mümkün olduğunca yediklerimize, içtiklerimize, giydiklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Organik pet sormuşsunuz, nasıl pet kullanalım? Marka ismi vermeyeceğim ama şöyle, hatta markayı kapatarak göstermek istiyorum. Mümkün olduğunca negatif iyon, burada okuyayım size. Aktif oksijen, negatif iyon dengesi denen ve pamuklu ya da bambulu ya da başka şekilde organik içeriği daha fazla olan petler ve pamuklu çamaşırlarla özellikle adet dönemlerinizi geçirmeye çalışın. Ve sakın günlük pet kullanmayın. Günlük pet vajinanızdaki asit salgınızı, pH'i asit olan salgınızı labyumlarınıza, pH'i asit olmayan, asite uygun olmayan cildinizin olduğu kısma size yapıştıracağı için dış kısmınızda sürekli bir tahriş, sürekli bir kaşınma, sürekli bir yara hali oluşacaktır. Bir kişi bana adete yakın kaşıntısı olduğundan bahsetmiş, vajinal kaşıntı. Bakın bu özellikle adete yakınsa östrojen miktarının azaldığını gösterebilir. Yaş kaç olursa olsun 25 yaşında östrojeni az kadın yok mu? Var. Bu 25 yaşında östrojeni azsa 35'te menopoza girebilir. 35 yaşında azsa 40'ta menopoza girebilir demek. Östrojen azlığı vajinal kaşıntıların mikrobik olmayan sebeplerinden bir tanesidir. Eğer östrojeniniz azsa vajinanızın tabakaları içinde glikojeniniz de az demektir. Glikojeniniz azsa o zaman hücreleriniz beslenemeyecek, daha erken ölecek ve vajinal katlarınız incelecek, o yumuşak yastık gibi olan vajina metal boruya dönecek demektir. İşte bu dönemde de kaşıntı başlayacaktır. 55 yaşında olup hala menopoza girmemek bazen östrojen salgısı sebebi olan tümöral dokunun olduğunu gösterebilir bize. Bu da önemli durumlardan bir tanesidir. Yani menopoz döneminin geç gelmesi de bazen kanseri tetikleyebilecek. İşte o herkesin dışarıdan östrojen aldım, kanser oldum meselesinin menopoz yayınında bahsetmiştik. İçten gelen östrojenlerle de olabileceğini söylemiştik. Bunu bir kadın doğumcuya gidip gecikmiş menopozun sebebinin sağlıksız bir durum olmadığından emin olup ondan sonra ha normalmiş deyip yaşamak çok daha doğrusu olacaktır. İşte vajinal bölgenin pH'ının asit olması bizim için gerekli. Rugalar bizim için gerekli. Kapalı olması
bizim için gerekli. Vajinanın hava almaması bizim için gerekli. Hava çıkışının olmaması gerekli. Tampon kullanmak. Tampon gördüğüm kadarıyla çoğu kadının kullanmadığı bir durum. Bana hep şey sorulur. İşte tatile gidiyorum, adetim denk geldi, ne yapayım? Evli iki çocuklu kadın. Evli iki çocuklu kadın. Tatilde adetin zamanı. Koy tamponu, gir denize, çık. Çıktıktan sonra çek. Bu kadar basit. Yani hani adette ne yapayım? Ha, ergen, bakire, onlar da ayrı mesele ki ondan da bahsettim. YouTube videosunda adet nasıl geciktirilebilir, nasıl azaltılabilir diyerek bahsettiğim bir videom var. Seyredebilirsiniz. Mümkün olduğunca vajinanın asit pH'ini korumak için laktobasillerimizi korumak lazım. Bir kişi vajinal probiyotiklere ne diyorsunuz demiş. Ne diyebilirim ki? Bağırsaklarımız nasıl probiyotiğe ihtiyaç duyuyorsa, nasıl gözümüzün florası gerekliyse, vajinamızın florasında da gerektiğinde destek vermek çok önemlidir. Vajinal probiyotiklerin içinde Lactobacillus casei, Streptokok gibi bakteriler vardır. Bu konuda Streptokok ve probiyotik deyince aklıma tamamen konudan bağımsız bir şey geldi. Evde yapılan yoğurtlar. Evde yapılan yoğurtlarınız yeterince gerçek bakteri yani probiyotik içeriyor mu? Bunu anlamanızın yolları var. Biz doktor anneler olarak bir dönem bu yoğurtların analizlerinin sonuçlarını paylaştık. Dikkat etmeniz gereken nokta şu. Sütte laktoz var, süt şekeri. Bu süt şekerini kullanarak yoğurttan aldığınız maya bakterisinin bu süt şekerini kullanarak aynı vajinadaki gibi yeni bakteriler üretip sütü yoğurda çevirmesi lazım. Bunun için sütün içindeki proteinlerin de ölmemesi lazım. Eğer siz sütü kaynatırsanız, yumurtayı kaynatırsanız, sütü kaynatırsanız bütün proteinleri kaynatmakla yok edersiniz, denatüre edersiniz, bozarsınız. İşte Pasteur yıllar önce kafayı ben sütü nasıl kaynatmadan temizleyebilirim, sterilize edebilirim. Böylece inekteki bakterileri, mikropları kaynatmadan, sütteki proteini bozmadan elde edebilirim, alabilirim, vücuduma geçirebilirim diyerek düşünmüş ve pastörizasyonu bulmuş. Pastörizasyon sütün kaynatılmadan temizlenmesi metodudur. Eğer siz pastörize edilmemiş bir süt alıyorsanız, ham süt alıyorsanız, onu evde pastörizasyon endüstriniz yoksa, yani çok kaynatıp birden ani donduracak bir teknolojiniz yoksa, elinizde tek seçenek olan kaynatmayı seçiyorsunuz. Az kaynatırsanız bakterisi kalacak, ölmeyecek. Çok kaynatırsanız proteini gidecek. Kaynattıktan sonra yoğurt yaptığınızda işte içinde proteinsiz, sadece şekeri içeren ve daha fazla kandida içeren bazen yoğurtlara mecbur kalıyorsunuz. O yüzden bazı yoğurt markalarının üzerinde evdeki yoğurttan daha fazla protein içerir reklam sloganını görüyorum. Yalan değil. Evdeki yoğurttan daha fazla protein içerir. Yoğurtların üzerindeki protein miktarlarını kontrol ederek daha kaliteli yoğurt almak yoluna gidebilirsiniz. Evde yapacaksanız da pastörize sütleri tercih edebilirsiniz. Bunlar vajinanızın probiyotiklerini de bu beslenme şekilleri çünkü etkiler. Neden? Çünkü bağırsağınızdaki probiyotik mekanizma bozulduğu anda vajinayla bağırsak birbirine çok yakın. Biz doğum yaptıran hekimleriz. Vajinal doğumdan sonra dikiş atarken yani vajinaya yaptığımız kesiyi dikerken bazen elimiz makat bölgesinde rektumdan geçmemek için kontrol eder. Çünkü 4 milimetrelik bir tabakayla ayrılır. Eğer siz makat bölgeniz yani bağırsaklarınızı doğru bakterilerle sağlıklı tutmazsanız vajinanızda bu
patolojik bakterilerden etkilenir. O yüzden mümkün olduğunca vajinal sağlık bağırsak sağlığından da geçeceği için, bağırsaklarınızın sağlıklı olması için diş sağlığından midenize kadar bütün sindirim sisteminizin sağlığı çok önemlidir. Vücutta bir şey bozulduğunda her şey bozulabilir. Çok basit bir diş iltihabı, çok basit bir enfeksiyon demeyin. Arkasından gelen mantara şaşırmayın. Bir kadın eğer 6 ay içinde 2'den fazla enfeksiyon geçiriyorsa mutlaka kendisine dikkat etmeli. Vajinasıyla ilgili bir sıkıntının olabileceğini düşünmelidir. Bakteriyel vajinozis cinsel yolla bulaşan hastalık değildir dedik. Fakat trikomanaz cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Vajina içinde çilek görünümüne sebep olan, sarı yeşil akıntısı olan ve kaşıntıyla belirgin, çok da fazla değil, mantar kadar değil ama kaşıntı da yapabilen bir durumdur. Ve mutlaka eş tedavisi gerekir. Trikomanaz vajiniti eş tedavisi gerektirir. Atrofik vajinit ise menopoz döneminin vajinitidir. Şimdi hangi durumlarda doktora gidelim? Vajina ile ilgili hangi sorunlarda biz doktora gidelim? Eğer vajinal akıntınızın kokusu, kendinize has kokudan bahsetmiyorum, her zamanki koku olabilir dedik. Kişilere özel kokular vardır ve ovülasyon döneminde bu koku özellikle feromonlar nedeniyle daha cinsel çağrı, cinsel davet içerikli bir kokudur. Eğer kokusu, rengi, miktarı belirgin olarak değişirse, kötü bir balık kokusu gibi eklenirse o zaman doktora gitmelisiniz. Vajinada aşırı kızarıklık, kaşıntı, tahriş varsa doktora gitmelisiniz. Eğer belli aralıklarla veya cinsel ilişki sonrası kan geliyorsa o zaman doktora gitmelisiniz. Kanla birlikte kan var, evet, bir de elinize bir şey geliyorsa, vajinadan sarkan bir şey alıyorsanız doktora gitmelisiniz. Menopoz dönemindesiniz, kanamanız varsa doktora gitmelisiniz. İlişki sırasında ağrı varsa doktora gitmelisiniz. Erkeksiniz, karınız cinsel ilişkiden kaçıyorsa çift olarak doktora gitmelisiniz. Mutlaka bir sebebi vardır. Bu sebep tek kişiyle sadece kadının vajinasını düzelterek olmaz. Eğer bir kadın cinsel ilişkiden kaçıyorsa erkek kadın birlikte çözülmesi gereken cinsel terapiyi de içeren jinekolojik muayene sonrası jinekologla cinsel terapistin birlikte çalışmasını gerektiren ciddi bir sorun vardır. Bu sorunu görmezden gelmek sorunu çözmeyecektir. Vajinismus'a gelelim. Vajina ile ilgili her şeyse, vajinitler, atrofik vajinit, menopoz, ergenlik, cinsel yaşam, vajinismus. Vajinismus, vajinanın etrafındaki o vajinayı saran kasların refleks olarak, yani istemeden, bilinç altından, her şeyi hazırlamışken kadın cinselliğe, tamam ben bugün gireceğim demişken istemeden kasılmasıdır. Penisin girişine izin vermeyecek şekilde kasılmasıdır. Çok eski, yani 100 yıl kadar önceden tarif edilmiş bir tablodur. Kadının epileptik nöbet geçirir gibi kas katı kesilip erkeği itmesi hali diyerek o kadar güzel tasvir edilmiştir ki bu tasvir halen geçerlidir. Vajinismus evde bekleyip zamanla geçecek bir durum değildir. Lütfen vajinismusunuzu, cinsel problemlerinizi hiçbir zaman göz ardı etmeyiniz. İlişkiden sonra kanama her zaman gözetilmesi gereken sorunlardan bir tanesidir. Evet, benim kısaca vajina ile ilgili anlatacaklarım bunlar. Sorduğunuz soruları toparlayarak yanıtladım. Kararma ile ilgili sorularınıza, PET ile ilgili, adete yakın kaşıntı, lazer epilasyon, kararma, evet dediğimiz gibi, iç dudakların dışarı çıkması, bunun bir sorun olmadığını, 4 santimden uzun olduğu zaman, kadında gerçekten sorun yarattığında, ilişkiyi engellediğinde, bir çamaşırından sarktığında ya da tahriş yarattığında çözümün cerrahi olabileceğini
Onun dışında bunun tamamen kozmetik bir sorun olduğunu konuştuk. Ve lütfen bizler kadınlar öncelikle kendimiz kendi organlarımızla barışı sağlayalım. Her zaman aldığımız petleri marketten almaya, prezervatif almaya utanmayalım. Bunlar insanların normal ihtiyaçlarıdır ve yaratılışlarıdır. Cinsellik bir dürtüdür, üremeye yönelik bir dürtüdür. Ayıp değildir. Onu ayıp hale getiren, hastalık haline getiren bizleriz. Kapatmak, konuşmamak insanı hasta eder. Konuşacağınız, bilgi alacağınız yerleri doğru seçmek, doğru bilgileri almak herkesin, her bireyin hakkıdır. Mümkün olduğunca utanmadan, doğru bilgilerle, düzgün şekilde, kibar bir şekilde, edepli bir şekilde, bilimsel bir şekilde konuşmaya çalışalım. Cinsel sorunlarımızı örtmeyelim. Bunları bu şekilde sağlıklı hale evirirsek psikolojik sorunların da azalacağını biliyoruz. Psikiyatride şöyle bir kural vardır. Cinsel fonksiyon bozukluklarıyla psikiyatri kliniklerine başvuran, cinsel terapi bölümlerine başvuran insanların mutlaka eş yanlarında getirdikleri başka hastalıklar da vardır. Çünkü bu sorunlar doktora gidene kadar o kadar kronikleşiyor ki depresyon, takıntı, titizlik, aşırı yıkama gibi pek çok yan, obsesif kompulsif bozukluklar, takıntılar, uyku problemleri gibi bir sürü ek ilaç gerektiren hastalıklar haline geliyor. Erken boşalma sorunu olan erkeklerin, erken boşalma, sertleşme sorunu olan erkeklerin, eşlerinin cinsellikten soğuması, cinsellikten kaçınması son derece doğal bir durumdur. O yüzden bir cinsel sorun tek kişiye, tek eşe mal edilmemelidir. Benim eşim cinsellikten kaçıyor dersek, diğer tarafın neden bundan sorumlu olduğu konusunda oturup iki kişi birlikte konuşmalıyız. Bunlara hakemliği yapacak olan kişi de mutlaka bilimsel çerçevede bu işe gönül vermiş hekimler olmalıdır. Herkese mutlu, güzel, üreme ve cinsel sağlığı ile birlikte düzgün, sağlıklı hayatlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.